Evliya Çelebi'nin kayıtlarında öne çıkan ve restorasyon çalışmalarının ardından müzeye dönüştürülen tarihi handaki Kaynağı Sabun ve Pekmez Müzesi'nde zeytinin sabuna veya üzümün ise pekmeze dönüştürülmesi anlatılıyor. Nasıl sabun olup serdikleri, kestiklerin de müzeye dönüyor. Gördüğünüz zaman da istemediler. Ama işte müze yapacağız, bizim için çok büyük. Ama dikkat devam ediyor ve eskine çıktıktan sonra işçinin ağırlığı eskiden beri bu işin içinde temizliğe arınmaya çok önem veriyorlar. Toplamda yapmışlar, tüm yapmışlar, doğada kökler onları temizlediği uçuna her şey yapmışlar. Bazılarının kokusuna, bazılarının kökünde sakalmışlar. Sakalmayı su kökü açıp anlamayacak misafir edilmek. Her bir kötü yok, burada kaybediyoruz zaten. Biz de kesinlikle birbirini güzellikle yaptığı işi önüne yok. Biz sadece hatayı şöyle bir gerçekten çöreği yapıyor. Ve asas internetten satıyorlar. O da gerçekten fantastik. Hatay'ın bir tane aile var zaten. Üstü gibi tatlı yapılar. Bu kadınların içerisinde yok mu? Hiç gelişim olmuyor mu? Zaten eskiden hamam ritüelleri. Buradaki her detaylı sabun aleti var. Ne misiniz gibi hissettirmek perdelerin kokusu da öyle. Tahta çita var. Hiç olmaz sonra şey yapacaksın. Geldiğinde kadınlar. Biraz daha tapası bitti ya. İnce detaylara girebilirler. Köylerde ne sabunu yapıyorlar, ne de maalesef hala kimseye hakim bir sabun var. Size masada soruyorlar. Geçiyor musunuz? Evet. Yani kaynamasına götürmesinden bahsettiğim. Siz eskiden pazara gittiğinizde atladığınız kap var. Ne güzel tarzım, olmaz. Çakıp oraya, deliği de kestik mi? Yok değil, bir kestik. Nasıl düğmeler oluyor mu? Ben geçmeyeceğim. Bu görüntüde fener genelde damat evlerinde, gelin evlerinde damada özel bir bezi var. Bu bezi çalınır, ikram ederiz. Burada kocaman, deşemli. Kocaman bir sebep var mı? Dedim ki gelin mesela. Tilki. İşte bir sebeple uzun yıllardır arkadaşını yapılıyor. Güzel bir karım aslında hem günümüz çizimlerimizde, tesislerimizde kırık, kullanılmayan. Tam yaptı bir bence, ben yaklaşık olsa oluşan olsa bir söylüyorsun. Bunun üzerinde desen için de... Zeytinyağı testileri, tahta diyorlar buna. Buraya şey çok yakışır bir tane bir görüntü. Hır kısmı şöyle duruyorum, burada hala. Geçen gün misafirde baktım şey çok fazla. Neyle koyuyorlar? Ama bu da gerçek misin?
son kullanıyor. Evet, takım olarak da varmış. Orası restore edilmedi, kent müzesi olabilir diye geçiyorlar ama onlar işte pek araya gidilmişiz. Şey, zaman içinde sabun olduğunu zannediyorum. Yaptığı sabunları gösterdiğiniz için. Şorlu mu? İnsan gücüyle de hayvan gücüyle çekiyorlar. Halen bizimde fabrikalarda o zeytin cüsmesi satılır. Karıştırdıkça ısıyalım. Gibi yapabilirler. Toprağın içine yapıyorlar. Sabun ve pekmezin alameti farikası olan Kaynama'dan ismini ilham aldığımız Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi'ndeyiz. Restorasyonuyla ödül almış bir mekan burası. Tarihi bir mekan. Eskiden de sabunhane olarak kullanılırdı. Bunun izlerini zaten girdiğinizde hala restore edilmemiş, orijinal halini koruyan taş kazandan da anlayabiliyorsunuz. Zeytinyağlarını dinlendirdiği tahlardan da anlayabiliyorsunuz. Bu mekan iki geleneksel ürünü buluşturduğumuz, artık fabrikasyona yenik düşmüş ve orijinalini çok bulamadığımız iki ürünü atölyelerde de gelen ziyaretçilerimizle birlikte deneyimleyip yaptığımız, anlattığımız bir müze. Arge çalışmaları yakın zamanda bitti. Kapılarımızı açalı da çok olmadı. Arge çalışmaları sırasında da dediğimiz gibi bu ürünlerin unutulduğunu fark etmiş olduk. Çünkü hiç genç ustalar, çıraklar göremedik. İnsanlar bu ürünlere artık çok rağbet olmadıklarını söylüyorlar. Arge çalışmalarımız sırasında Gaziantep'in yörelerini, köylerini, civardaki illerin yörelerini ve köylerini gezdik. Orada bu iki ürünün geleneksel olarak nasıl yapıldığını ama artık çok da rağbet olmadığı için yavaş yavaş elin eteğini çektiğini gördük insanların. Burada tarihi alanda gezerken sabunda özellikle, zaten sabunhane olduğu için burası, bir imalathanenin içinde gezer gibi oluyorsunuz. Camlardaki çita detaylarından sabunun tenahir gibi sergilenmesine, sürüldüğü, markalandığı, kesildiği alanları görüyorsunuz. Onun dışında ailelerin böyle bir müze yaptığımız için aslında çok kıymet verdikleri ama bizimle paylaştıkları hak batmanı, tokmaklar, sabunu kestikleri raspaları görüyorsunuz. Anlattığımızda mesela hak batmanı bir masere ağasının işçilerinin alnının teri kurumadan pekmez haklarını dağıttıkları batmandır. Burada 100 yıllık bir örneğini sergiliyoruz. Bir geleneği anlatıyoruz. Bu ürünler artık evet dünya başka bir yere gidiyor. Kaynaklarda sıkıntılı ama çok kıymetli ürünler. Zeytin de üzüm de sıfır atık iki ürün. Biz her alanını kullanabiliyoruz. Meyvesinden çekirdeğine, sapından yaprağına kadar. Bu güzel ürünler bu yörede zaten çok güzel değerlendirildiği için biz zevkle anlatıyoruz. Gelenler de aslında nasıl yapıldığını gördüklerinde bu bilince ulaşmış oluyorlar. Bu farkındalıkla artık hareket ediyorlar. Aktif olarak çalışan iki atölye görüyorsunuz. Birinde sabun yapmaya devam eden, bunu sizlerle paylaşan bir arkadaş. Diğerinde de pekmez ve onun devamında gelen ürünleri yapıp size tattıranları görüyorsunuz. Belli aralıklarla burada atölyeler gerçekleştirip ziyaretçilerimizle bunu paylaşıyoruz. Müzemiz pazartesi günleri kapalı sadece. Onun dışında 9-5 ziyaretçilerimize açık. Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi kalenin yanında, Gaziantep'in ilk yaşam alanlarından birinde, yerli yabancı tüm turistlerimizi ziyarete bekliyoruz.